Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf el sayınlarının 55. ders anlatım föyünü işleyeceğiz. Burada veri konumuz. İstatistik ve veri kavramını tanımlayacağız. Merkezi eğilim ölçüleri ve merkezi yayılım ölçülerini öğreneceğiz. Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer ne demek? En büyük en küçük değer, açıklık ve standart sapmayı öğreneceğiz. İstatistik arkadaşlar belirli olaylar veya durumlar hakkında rakamsal bilgileri toplayarak değerlendiren bilim dalıdır. Ülkemize ihtiyaç duyduğumuz alanlardaki veri ve bilgileri derleme, değerlendirme, istatistikleri üretme, yayınlama ve işleme TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılır. Veri arkadaşlar bir konuya açıklık getirmek, konuyu çözüme ulaştırmak ya da konudan sonuç çıkarmak için elde edilen her bilgi ve belgeye veri denir. Ölçüm, sayım, gözlem, deney ya da araştırma yoluyla elde edilir. Ee, örneğin işte araba seyahati, turist siren seyahati, uçak seyahatinin işte e, dairesel grafiği e, grafiklerini burada inceleyeceğiz. Merkez eğilim ölçülerini nedir arkadaşlar bir konuda elde edilen ver verilerin hangi değer tarafında top, etrafında toplandığı hakkında yorum yapmaya yarayan veri grubunu özetleyen değerlerdir. Bunlar mod yani tepe değer, median yani ortanca ve aritmetik ortalamadır. Aritmetik ortalama aslında çok da fazla yaptığımız bir şey. Not hesaplarken de yapıyoruz değil mi aritmetik ortalamayı? Aynı veri topluluğuna ait bir grup sayının toplamının grubun eleman sayısına bölünmesine hesaplanan değeri aritmetik ortalama denir. X üzeri çizgi ile gösterilir arkadaşlar. Örneğin X1'den Xn'e kadar bizim verilerimiz olsun. Verilerin toplamını veri sayısına bölüyoruz arkadaşlar. Formülümüz bu şekilde. Şurada verdik formülü bakın. Hesaplanmasında gruptaki tüm veriler kullanıldığından diğer merkezi eğilim ölçülerine göre daha çok tercih edilir. Veri grubunun genel durumu hakkında bize bilgi verir. Aşağıdaki tabloda 4 çocuğun elindeki bilye sayıları verilmiştir. Bu 4 çocuk bilyelerini eşit olarak paylaşacağına göre her birine düşen bilye sayısı kaçtır? Arkadaşlar yapmamız gereken bütün bilye sayısını toplayıp kişi sayısına bölmek olacak. 5 artı 11 artı 3 artı 13'ü bakın burada 4 kişi var 4'e böleceğiz. Şöyle 16 10, 19 yaptı 19'la da 13'ü topluyoruz arkadaşlar. 32, 32'yi 4'e böldük. Eşit paylaşırlarsa her birine 8 tane bilgi düşecektir. Murat matematik dersinden bir dönemde 60, 70, 64 ve x notlarını almıştır. Murat'ın bu dersten not ortalaması 70 olduğuna göre x kaçtır? 4 tane notumuz var arkadaşlar. 60, 70, 64 ve x'i toplayıp 4'e böldüğümüzde ne geliyormuş arkadaşlar bize? 70. Burada hemen bir toplayalım 60 ile 70'i topladık 130 130 ile 64'ü toplayacağız 194 artı x arkadaşlar şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak 280'e eşit olacak mıdır x'imiz buradan 280'den 194'ü çıkartın bakalım burası 6 7'den 9 çıktı. 8, 17'den 9 çıktı 8. Dolayısıyla x'imiz bu durumda 86'ya eşit gelecek. Bir gruptaki 6 öğrencinin yaş ortalaması 15'tir. Bu gruptan 10 yaşında bir öğrenci ayrılırsa bu grubun yaş ortalaması kaç olur? Önce o zaman arkadaşlar yaşları toplamına x dersek 15 çarpı 6 bize yaşları toplamını verecektir. Çarpıyorum 90. Yaşlarımızın toplamı 90. Şimdi 90'dan bir kişi ayrıldı. Yani 10 yaşında bir öğrenci ayrıldı. 6 öğrencimiz vardı. Bir ayrıldığı için artık 5 öğrencimiz kaldı. Aritmetik ortalamada 80 bölü 5'ten 16 gelecek. Bir okuldaki 8 öğretmenin yaş ortalaması 24. Geriye kalan 4 öğretmenin yaş ortalaması 30'dur. Buna göre bu 12 öğretmenin yaş ortalaması kaçtır? Arkadaşlar 8 öğretmenimiz var. Yaş ortalaması 24. Toplamı ne olur? 24 çarpı 8. Geriye kalan 4 öğretmen de yaş ortalaması 30 ise toplamları 4 çarpı 30 olacaktır. Toplam 12 tane öğretmen var. Hemen çarpıyorum. 4 kere 8 32. 3 elde 2 kere 8 16. 192 buradan. 120 de buradan geldi. 12'ye böleceğiz. Neyi 12'ye bölüyorum şimdi? 2. Ye. Şöyle toplayalım. 11. Bir elde 312'yi 12'ye böldüğümüzde arkadaşlar cevabımız 26 gelecek. Medyan yani ortanca, küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralanmış bir veri grubunu tam ortadan ikiye ayıran noktada bulunan sayıya medyan veya ortanca adı verilir. Arkadaşlar verilerimizi küçükten büyüğe doğru e, yazmayı unutmuyoruz burada. Çift sayıda terim içeren sayı dizilerin ortancası ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşittir. Aşağıdaki tablo farklı marka araçların fiyatları verilmiştir. Bu veri grubunun ortancası yani medyanı kaçtır? Hemen küçükten büyüğü yazalım arkadaşlar. Şimdi 68 var. 70 var. 72, 73, 75, 77 ve 90. 1 2 3 4 5 6 7 bakın tek sayıdaysa tam ortadan ikiye bölen kim arkadaşlar 73 medyanımız 73 olacak. Küçükten büyüğe doğru sıralanmamış hemen sıralayalım medyanı bulacağız arkadaşlar. 2 3 3 A sıralanmış aslında bakarsanız şöyle. Zaten kendi sıralanmış. Arkadaşlar bakıyorum çift sayıda. Görüyorsunuz çift sayıda veri var. O zaman ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması 3 ile 5'i toplayıp 2'ye böldük. Cevabımız 4'e eşit olacak. Bir veri grubunun ortancası o veri grubuna ait bir değer olmayabilir. Az önce de arkadaşlar örneğimizde bakın cevabımız 4 geldi. 4 verinin herhangi bir verimize eşit değil veri grubunda değil ama ortancamız 4 oldu. Şimdi mod nedir buna bakalım arkadaşlar. Bir veri grubunda en çok tekrar eden veriye mod yani tepe değer adı verilir. Modun merkezi eğilim belirlemedik, güvenilirliği yüksek değildir arkadaşlar. Örneğin burada küçükten büyüğe sıraladık. Evet en çok tekrar eden bakın 4 tane 5 var. Dolayısıyla cevabımız 5. Şimdi modu bulma yöntemleri birkaç tane arkadaşlar. Bir dizide en çok sayıda tekrar eden iki sayı varsa ve bu iki sayı ard arda geliyorsa mod bu iki değerin aritmetik ortalamasıdır. Eğer ki ard arda gelmiyorsa mod bu iki değere eşittir. Dizinin tüm terimleri eşit sayıdaysa mod olmayacaktır arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda bakın 1 1 2 2 en çok 3 var bakın tekrar eden bu dizinin modu neye eşit olacak 3'e. 2 tane 1 var, 3 tane 2 var, 3 tane 3 var ve 4. Bakın ard arda gelmiş iki tane eşit sayıda tekrar eden değer. E ne olacak o zaman bu arkadaşlar? 2 ve 3'ün toplamının yarısı aritmetik ortalaması yani 5/2. 1 3 2 tane 5 var bakın. 2 tane de 7 var. Tekrar edenler ard arda gelmedi. 2 tane modum var. 5 ve 7. D şıkkına baktığımızda bütün terimler aynı sayıda tekrar etmiş. Dolayısıyla mod yoktur diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde E şıkkında da hepsinden birer tane tekrar etmiş. Mod yoktur diyeceğiz yine. F şıkkına baktığında 1 1 5 5 8 9 verilmiş. 1 ile 5 ardarda gelmiş. Dolayısıyla 1 ile 5'in aritmetik ortalaması bizim için mod olacaktır. Modumuz 3. Bir özel okula son 9 gün içerisinde kayıt yaptırmaya gelen veli sayısı aşağıdaki gibidir. Buna göre kayıt yaptırmaya gelen veli sayısını temsil eden en uygun merkezi eğilim ölçüsünü bulalım. Arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıraladık. 2 4 5 al 3 e, var arada şöyle şuradan bir silelim. 2'den sonra iki tane 3 olacak. 4 5 6, 7 ve 30 var bakın. Temsil eden ne olacak arkadaşlar? Bizim mod değerimiz. Son 9 gün 2 tane 3 tekrar etti. Bu ne olmuş olacak arkadaşlar bizim için? Ortanca yani mod olacak. Bir veri grubunun ortancası ve modu. En büyük ve en küçük terimlerinden aritmetik ortalamaya göre daha az etkilenir merkezi yayılım ölçülerine geçtik arkadaşlar. Değişkenlik ölçüleri. Değişkenlik ölçüleri verilerin yığılma gösterdikleri değerden ne kadar uzak olduklarını ve nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistiklerdir. Açıklık ve standart sapma merkezi yayılım ölçüleridir. Şimdi açıklık ne demek arkadaşlar? En büyük değerimiz yani verilerden en büyük olanı, en küçük değerimiz verilerden en küçük olanıdır. Açıklık ise bir veri grubundaki en büyük değerden en küçük değer çıkartılarak bu veri grubunun açıklık değeri elde edilir. Sadece veri grubunun genişliğini bulmak için kullanılır. Diğer ölçüm yorumları için güvenilirliği düşüktür. Sayı dizisinin en büyük değeri arkadaşlar 17. En küçüklerine baktık 3. Açıklık ne olacak? 17 eksi 3'ten 14. Gelelim standart sapmaya. Bir veri grubundaki verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu gösteren bir yayılma ölçüsüdür. Standart sapma bulunurken aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanır. Biraz uzun bir işlemi var arkadaşlar. Öncelikle aritmetik ortalamayı hesaplıyoruz. Her bir verinin aritmetik ortalamayla farkının kareleri toplanıyor. Bulunan toplam veri grubunun eleman sayısının bir eksiğine bölünür ve elde edilen bölümün karekökü alınır. Bulunan sonuç bu veri grubunun standart sapmasıdır. Örneğin elemanlarımız x1 xn'e kadar gidiyor. Aritmetik ortalamayı bulduktan sonra arkadaşlar her bir terim bakın aritmetik ortalamadan çıkarıp karelerini alıp topluyoruz. Veri sayısının bir eksiğine bölüp kare kökünü alıyoruz. S'ye de standart sapmayla gösteriliyor. S ile gösteriliyor standart sapma. Standart sapma veri grubundaki elemanların aritmetik ortalamaya yakınlığını ya da uzaklığını verir. Standart sapma küçükse veri grubundaki değerler aritmetik ortalamaya yakındır. Homojenlik için veri açıklığı veya standart sapmaya bakılır arkadaşlar. Aritmetik ortalaması büyük olan sınıf her zaman daha başarılı olacaktır. Aritmetik ortalamalar eşit ise Önce veri açıklığına sonra da standart sapmaya bakılır. Standart sapma ve veri açıklığı küçük olan sınıf daha başarılıdır. İstikrar için standart sapmaya bakılır. Şimdi homojenlik dedik ya arkadaşlar. İstikrar aslında standart sapmaya bakacağız istikrar için. Mısır arabasıyla satış yapan 3 kişinin bir hafta boyunca sattıkları mısır sayıların aritmetik ortalaması ve standart sapması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre en iyi satışı kim yapmıştır? Arkadaşlar bunun için neye bakıyorum? Aritmetik ortalamaya bakıyorum bak. Bir hafta boyunca sattığı mısır sayısı 217 ile Akif Bey daha fazladır. O yüzden en iyi satışı Akif Bey yapmıştır. Şimdi en istikrarlı satışı kim yapmıştır? Standart sapmaya bakıyoruz arkadaşlar burada da. Arkadaşlar standart sapma küçükse daha istikrarlı bir satış yapılmıştır diyebiliriz. Standart sapması düşük olan daha istikrarlıdır. Tamam? Dolayısıyla bunun cevabı da Ali Bey olacak. Not olarak yazarsınız. Standart sapma standart sapma ne kadar küçük ise e, veri grubu o kadar istikrarlıdır. İstikrarlı olması için standart sapmanın küçük olması gerekir. Ünal matematik dersinin birinci dönemindeki yazılılarından 40, 20 ve 30 puan almıştır. Buna göre Ünal'ın 3 yazıldan aldığı puanların standart sapması kaçtır? Öncelikle arkadaşlar aritmetik ortalamayı bulacağım. Şöyle x çizgiyle yazalım onu. 40 artı 20 artı 30 bölü 3 yapacağız. Topladığımızda 90 bölü 3'ten aritmetik ortalamamız 30 geldi arkadaşlar. O zaman S diyorum kök içerisinde. 30 eksi 40'ın karesi. 30 eksi 20'nin karesi. 30 eksi 30'un karesi bölü veri sayımızın bir eksiği -3, 3 verim vardı 2'ye böldüm. Dolayısıyla s'miz ne geldi bakalım. Onun karesi 100, Artı yine onun karesi 100. Burası zaten 0 geldi. Bölü 2. Dolayısıyla karekök kök 100'den ne eşit olacak arkadaşlar? 10'a. Bir basketbol takımındaki 4 oyuncunun ilk 3 maçta takımlarına kazandırdıkları sayılar tabloda verilmiştir. Hangi oyuncu daha istikrarlıdır? Arkadaşlar istikrar demek ne demek? Birbirine çok yakın sayılar atmış demek aslında. Daha istikrarlı değil mi? Standart sapmaya, hesaplama her zaman gerek yoktur arkadaşlar. Verilere baktığımda hangi veriler birbirine daha yakın? İşte 5 artmış. E, Cem'e baktığımızda burada 10 artmış. Burada 3 azalmış, 3 artmış. Burada 8'den 15'e çıkmış, 15'ten 22'ye çıkmış. Bakın belki 14, 15, 16 birer birer artmış. Değil mi? Veriler daha çok birbirine burada yakın. Dolayısıyla en istikrarlı oyuncumuz bizim için belki olacak. İstikrarlı bu şekilde açıklayabiliriz. Dönem içinde yapılan sınavda Ali ve Ahmet'in bir dersten aldıkları puanlar aşağıda verilmiştir. Hangi öğrenci daha başarılıdır? Arkadaşlar burada da ne yapalım? Gelin aritmetik ortalamalara bakalım önce. Ali için bakıyorum. 85, 75, 80 bölü 3 yapacağım. Şu ikisini topladım. 160, 80 daha 240. 240 bölü 3'ten ne geldi arkadaşlar? 80. Bir de Ahmet'in aritmetik ortalamasına bakalım. 45 artı 95 artı 100 bölü 3 yapacağız yine. Şu ikisini topladım. 150, 250 bölü 3, değil mi? E, 250'yi 3'e böldüğümde işte 70 küsür geliyor bakın. Dolayısıyla Ali'nin aritmetik ortalaması daha yüksek olduğu için Ali daha başarılıdır. Dolayısıyla cevabımız burada Ali olacaktır.